Vallahi sahabeyi anlamak çok zor aziz dostum. Takip etmek bir zorluk, onların tavırlarını ve davranışlarını anlamak ayrı bir zorluk. Aziz dostum, vallahi ben de onların yaşadığı çağda yaşasaydım, onların işlemiş olduğu amelleri işlemek için büyük bir çaba sarf ederdim diyorsun ya. Şimdi ben onlarla beraber aynı saflarda bulunmadığımdan dolayı amellerimin fakiriyim diyorsun ya. Sana Ebu Bekir Miski ile alakalı bir rivayeti sunacağım ve inşallah sözlerimi burada bitireceğim. İbnül Cevzi anlatıyor. Allah ona rahmet etsin. Ebu Bekir isminde bir adama geliyorlar. Diyorlar ki, ey Ebu Bekir, neden senin üzerinden sürekli bir misk kokusu çıkıyor? Sürekli bir misk kokusu. Diyor ki, vallahi ben uzun yıllardır üzerime misk sürmedim. Uzun yıllardır. Hiç misk kokusuyla kokulanmadım. Ancak diyor, böyle bir kokuya sahip olmamın bir nedeni var diyor. Vaktiyle bir kadın beni oyuna getirdi. Genç kardeşlerim özellikle dinlesinler. Vaktiyle bir kadın beni oyuna getirdi. Beni evinin içine aldı. Üzerime diyor kapıyı kilitledi. Benle beraber olmadığın müddetçe ben dedi seni asla salmayacağım dedi. Çabalarsan, tabir yerindeyse, çırpınırsan, kaçmak için mücadele edersen bana zina teşebbüsünde bulundu diye sana iftira atarım. Adam kabul etti. Dedi ki tamam dedi. Sen dedi git odaya hazırlan dedi. Ben geleceğim. Ancak dedi tuvalet ihtiyacımı gidereyim. Ondan sonra dedi yanına geleceğim. Cariyesi, kadının cariyesi adamı aldı tuvalete götürdü. Diyor ki ben sonra bir diyor büyük pisliğimi yaptım diyor. Tuvaletimi diyor yaptıktan sonra o pisliklerle diyor vücuduma sürmeye başladım. Vücudumun diyor her tarafına sürdüm diyor. Sonra diyor tuvaletten çıktım. Kadının yanına geldiğimde kadın diyor feryat etti, çığlık attı. Cariyesine dedi ki şu adamı hemen dedi benden uzaklaştır dedi. Benim dedi durumum budur. Sonra dedi yıkanmaya gittim. O gece diyor bir rüya gördüm. Dedi ki senden başka hiç kimsenin yapmadığı bir işi yaptın. Bundan önce kimsenin şahit olmadığı, belki yapmaya bile cesaret edemediği bir işi yaptın. Dünyada da ahirette de dedi kokun hoş olsun dedi ve ben o andan itibaren diyor misk kokmaya başladım. Ey aziz dostum, kalp imanı severse, kalp imana iman kalbe yazılırsa, iman kalpte bir tatlı, kalpte böyle şeker tadında bir güzellik bırakırsa, vallahi ondan çok güzel ameller sadır olacaktır. Biz eğer bu amellerin fakiriysek, amel işleme konusunda aciz ve tembel isek, ne olur uzaklara gitmeyin. Sahabe devrine dönmeyin. Bizden önceki selefin yollarına dönmeyin. Döneceğiniz yer kalbiniz olsun. Kalbinizi yoklayın. Eğer imanın tadını alamadık isek, vallahi içinde bulunduğumuz salih amelin fakirliğini yaşamaya devam edeceğiz. Allah-u Teala imanı bize sevdirsin. İmanı kalbimizde tatlı bir şerbet kılsın. Bunun neticesinde de hayrın büyüğünden küçüğüne kadar ne varsa bize onları...